Engin Ardıç. Öyle olmaz. Kılıçdaroğlu anayasa toplumsal uzlaşmayla hazırlanır demiş. Hayır, öyle hazırlanmaz. O dönemde toplumda hangi güç ağır basıyorsa, kimin boru sötüyorsa o hazırlar. 1921 anayasası için halka sorulmamıştır. Halk Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın İstanbul'dan kaçabilen bir kısmıyla yeni seçilenlerden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1876 anayasasını kaldırıp yerine yeni bir anayasa yapması için göndermemiştir. Cumhuriyet halk tarafından değil, mecliste Mustafa Kemal Paşa taraftarlarınca ilan edilmiştir. Bunun içinde karşı çıkacak memurların Ankara'dan uzakta oldukları bir gün özellikle seçilmiştir. Bu kararı tescil eden 1924 Anayasa değişikliği içinde halka sorulmamıştır. Anayasa bir siyasi partinin mutfağında hazırlanmaz demiş Kemal Bey. Öyle ya 1876 Anayasası da Koskadaki Mithat Paşa konağının mutfağında pişmişti. 1961 anayasası toplumsal uzlaşmayla falan değil, bir avuç bürokrat ve CHP eğilimli gazeteci tarafından hazırlanmıştır. Kurucu Meclis DP'li bilinen hiç kimseye fikri sorulmamıştır. Zaten adamların çoğu hapisteydi. Referandum yapılmıştır. Evet ama referandumların sonuçlarını o sıralar toplumda esen hava belirliyor. 1971 değişiklikleri içinde halka gidilmedi. Cunta'nın istekleri yerine getirildi. 1980 anayasasını bu kez başka bir juntanın atadığı bürokratlar yaptılar. Danışma Meclisi, önceki anayasayı kabul etmiş olan halk bunu da kabul etti. Aynı halk bunun tam zıttı olan 2017 anayasasını da onayladı. Acaba Kılıçdaroğlu halkın bu değişkenliğine mi güveniyor? Ne versen gider diye mi düşünüyor? Eskiye dönmeye yönelik bir zeyt geist oluşturacağını mı sanıyor? Yo, aklına eseni konuşuyor işte. Kılıçdaroğlu cahil bir adam. Ülkesinin yakın tarihini bilmiyor. Alexander Parvus Halpandı, Türk büyüğü sanan, Atatürk'ün köy enstitülerini kurarak işe başladığını söyleyen adamdan başka da ne beklenir ki? Katlanırsınız artık canım. Afganistan'da ne aşı varmış, ne maske ne de PCR testi. Aşı karşıtlarına cennet. Fakat azıcık sıkıntısı da olacak. Sakal kesmek yasak, düzelttirmek serbest. Yani bizde 1980 cuntası döneminde bunun tam tersiydi, bu sefer sakal bırakmak yasaktı. Trafik çorba. Dilenciler sinek bulutu gibi insanların üstüne inip kalkıyorlar. Düğünlerde müzik ve eğlence yasak. Eskiden başkentte 3 sinema varmış, ikisi batmış ve kapanmış. Birini de Taliban kapatmış. Tiyatro hiç yok ve hiçbir zamanda olmamış. Güzellik merkezleri de kapatılmış. İsteyen gider, orada oturur ne güzel.'' Bizde aşı olmayan ya da test yaptırmayan sinemaya, tiyatroya, lokantaya, kahvehaneye, alışveriş merkezine, okula giremiyor, uçağa, trene, otobüse bilemiyor. Seç, beğen, al. Yok yahu. Her maçımızda 3 puan almak için oynadık. Şenol Güneş <laughs>